Plüton gelecek sene kovaya geçecek. Ama Plüton'u kovada olan çok önemli bir kişi var. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Öyle Efendimiz. Mi? Evet, Plüton'u kovada. Sürekli olarak ekonomi haberleri, sürekli olarak parayla ilgili konuları izlemek de bu bir putluktur, putlaştırmadır. Duayı da mı insanın içine Allah koyar? Tabii ki. Ne demek? Böyle bir anne babaya adım atabiliyorsak var ya, cennetin anahtarını aldınız, kırk diye çevirdiniz o cennetine. Hmm. Net söylüyorum. Çöpçü de olsan bunu kazanacaksın. CEO da olsan bunu kazanacaksın. De ne iş yapıyorsan bunu kazanacaksın. Sosyal medyaya bir paylaşım koyarken ya da bir fotoğraf koyarken de nazar duası okuyalım mı? Nefsini kurban edeceksin. O firavunuyla yüzleşip onun kafasına şöyle bir vursun, onu bir kırsın. Bak o bolluk bereket nasıl açılacak? Bak o kapılar hayatında nasıl açılacak? Herkese merhaba. Bugün yine en sevdiğim yayınlardan birini yapacağım. Çünkü en sevdiğim konuklardan biri yanımda. Sevgili Güçlü Metin. Bunların hiçbiri, bu bilgilerin hiçbiri bana ait değil. Bunlar Allah'ın aracılığıyla benden ilmimle akanlar. Ama o ilmin de mutlak sahibi Allah. Bunu kesinlikle belirtmek gerekiyor. Yani yaşıyoruz. O yüzden herkes hayatında kendi görebildiği Esma-ül Hüsna'lar ve bunların hakikatleri, bunların yansımaları, bunların veçeleri üzerinden kendi manasını, kendi alemini, kendi döngüsünü ve kendisinin nasibi kadarı olanı deneyimliyor, algılıyor ve okuyor. Evren okunasıdır. İnsan okunasıdır. Hakikat deneyimlenisidir. Bu çok çok önemli. İnsan deneyimleriyle farkına varır, irade eder ve okur. Yayından önce de aslında pek çok konuda konuştuk ve ne desem bir açıklaması vardı. Ama çok keyifli gerçekten. Allah razı olsun. Kahve diyorum. Kahvenin açıklaması. Koku diyorum. Kokunun açıklaması. Allah razı olsun. Meydan Larousse gibisiniz. Eskiden Meydan Larousse'lar vardı. Ederim. Çevir çevir oku gerçekten. Estağfurullah, rica ederim. Ama ilminiz çok geniş. Allah benim razı de olsun. En sevdiğim konular biliyorsunuz. İlim, bilim, film. Ben ya, bu üçünü çok seviyorum. Film de biliyorsunuz astrolojide Neptün'le sembolize ediliyor. Evet. Hayal alemidir. Evet. Sinema hayal alemidir. Gördüğünüz. Ha, sizin dokuzuncu evinizde. Evet. Demek ki ilmi görsellikle hayal ederek musavvir esmasıyla ilgilidir. Neptün'dür, hayal alemidir ve sinema aslında insanın, biliyorsunuz, karanlık bir yerdedir. Evet. İnsan beyni nerededir? Yine karanlık, Kabe gibi bir hal düşünün. Onun içerisinde bir hakikat gerçeği var ve o gerçeği insanın hayalindeki ışığın yansımasıyla seyrettiği mutlak bir realitedir sinema. Hı hı. Aslında hayatlarımızda da biz o sinema koltuğunda oturuyoruz ve kendi beynimizden yansıyan bir projektör düşünün. Bütün esmaları hayatın içerisinde, hayatın döngüsünde seyrediyoruz. Bu bazen bir Erol Taş oluyor. Bazen Allah rahmet eylesin, Allah Cüneyt eylesin. Arkın. Ne kadar üzüldüm şimdi bunu da söyleyince bir anda. Evet. Allah bütün ölmüş sanatçılarımıza da rahmet eylesin. Amin. Ama bazen bir Cüneyt Arkın oluyoruz. Bazen Filiz Akın oluyoruz. Türkan Şoray oluyoruz. Hayatın içinde hepimiz kral olduğumuz, kraliçe olduğumuz, aciz durumunda hissettiğimiz hakikati deneyimliyoruz ama film bittiğinde projeksiyon kapanıyor ve kötü, iyi, yanlış, doğru hepsi aynı kutunun içine giriyor. Yani Erol Taş da kendi rolünü oynuyor, Cüneyt Arkın da ama varacakları nokta aynı. Hepimiz aslında kendi esmamızı tecrübe ettiğimiz mutlak bir gerçekliği deneyimliyoruz hayat sahnesinin içerisinde. O yüzden kimse kimseden üstün, aşağıda, daha bilge, daha aciz, daha bilmiyor değil. Astroloji haritası noktasında baktığımızda gezegenler düzleminde o gezegenlerin her biri bir Esma-ül Hüsna'ya, bir mertebeye, bir nefs hakikatine denk geliyor. Ve insan bu hakikatleri hayatının içinde tecrübe ederken parça parça anları birleştirip o anın hakkını veriyor. Hak. Yaşamanın, hayatın hakkını verebilmek. İnsanın daimi yürüyen dua olduğunu, yürüyen Kur'an olduğunu, ayet ayet, sure sure deneyimlemesi. Kulun unutmaması gereken en önemli konu aciziyettir. Acizdir insan. Ama acizliğinin içinde çok büyük bir güç sahibidir. Acizinin farkına varmayan insan
gücünün farkına varamaz ve sürekli sahiplik duygusu üzerinden bana bu bunu yaptı, bu beni kandırdı, bu bana yanlış yaptı, o beni aldattı. Kimse yok ki seni aldatsın, kandırsın ya da bıraksın. Yok böyle bir şey. Yok öyle bir şey. Kötü insan yok yani. Kötü diye bir şey yok arkadaşlar. Sinema örneğiniz bu noktada çok güzeldi. Biz oturuyoruz kendi film sahnemize. Bak burada kocaman bir ekip var. O film sahnesinde kendimizi seyrediyoruz. Ama o rolü değiştirebiliriz. O rolü farklı hale getirebiliriz. E pardon, o zaman kader değişir mi? Kader değişmez. Burası önemli. Davranışlarımız değişir. Şu kader değişir. Yok kaderinizi yenileyin. Böyle bir dünya yok. Kader mader değişmez. Böyle şey olur mu ya? Yani bizim olaylar karşısındaki tutumlarımız... Tutumlarımız değişir. Davranışlarımız ve yaklaşımlarımız, reaksiyonlarımızı değiştirebiliriz. Burada da mürid esması, yani irade kuvvesi ortaya çıkar. İnsan daimi olarak bütün Esma-ül Hüsna'ları hayatında tecrübe eder ve fakat belli esmaları belli zaman dilimlerinde belli gezegen etkileşimleriyle, işte astroloğun asli görevi burada girer devreye. Sen neyi tecrübe ediyorsun? Sınavın nereden? İşte o durumun ortaya çıktığı hale insan nasıl bir yaklaşımla, nasıl bir düşünce sistemiyle, nasıl bir bakış açısıyla yaklaşacak? Çünkü bizler hepimiz yürüyen Kur'an hakikatiyiz. Çok net. Ve daimi olarak her konuştuğumuzla dua ediyoruz. Sabah kalktınız. Sabah. Bugün çok kötü ya, çok yorgunum, çok kötü bir gün dediniz. Duanızı ettiniz. Bugün çok güzel bir gün. Şükürler olsun, elim tutuyor, kolum tutuyor, gözüm görüyor, sağlıklıyım. Duanızı ettiniz. Kötü giden bir iş esnasında bir anda aklınıza bir şey geldi ve dediniz ki ya kötü giden bir şey yok. Belki bu işin sonlanması lazım. Bu durumun yaşanması lazım. Rabbim benim onun rızkına, Rabbimin benim rızkıma kefil olduğunu söylediği ayeti bana hatırlatıyor ve tecrübe ettiriyor diye düşündüğünüz anda buna iman ediyorum. Allah Celle Celali sizin o sınavınızı sizin üstünüzden çekmeye başlar. Çeker. Çünkü sen öğrenmişsin. Fark ettiğin öğrendiğin bir farkındalık. Bütün bir hayat sahnesi farkındalık üstüne gidiyor. Ve şunu unutmamak gerekiyor. İblis de, kötü dediğiniz bütün firavun nefsler de, her şey insana hizmet ediyor. İblis veyahut herkesin bildiği adıyla şeytan Allah'a savaş açabilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? O sadece bir hizmetli, Allah'ın hizmetlisi. Senin nefsinin hassas noktalarını alim kuvvesiyle, biliyorsunuz Azazil en bilge melek, ve senin bütün açıklarını, yanlışa düşeceğin halleri senden çok daha hızlı bir şekilde ilmiyle bilebildiği için senle de hırstan dolayı, kibirden dolayı sınava, çünkü Allah'ı o kadar seviyor ki senin insan olarak ondan daha üstün vasıfta yaratılmana karşı bir kibir besliyor içinde ve o yüzden sana savaş açıyor ve seninle uğraşıyor. Ama oyun bittiğinde şeytan da melek de herkes aynı kutuda. Bunu unutmamak lazım. Hep şu aklımızda kalsın. Erol Taş, Cüneyt Arkın, Türkan Şoray. Film sahnesi aklımızda kalsın. Ve o filmin oyuncuları sonunda hep iyiye gider. İyi sonuçlanır. Çünkü hakikat herkes cennet boyutunda yaşadığını hatırlar. Mesela namaz konusu. Yayından önce konuşuyorduk. Namaz. Namaz salattır. Allah'ı hatırlamaktır. Allah'a yönelmektir. Namaz kılan insanlar hani ben namaz kılıyorum diyorlar. Ben de o hale girdiğimde ben namaz kılıyorum. Bunu mutlulukla mesela etrafımı duyuruyorum. Büyük bir kibir. Değil mi? Bu kibir. Çünkü namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, sadaka vermek, su içmek, bunların hepsi hiç fark etmez. Farz olsun veya sosyal hayatın içindeki tecrübelerimiz olsun. Allah istemedikçe bir yudum su içemeyeceğin gibi, Allah senden kendi hakikatini açığa çıkartmadıkça sen o secdeye de varamazsın. Bildiğim kadarıyla
huzur kelimesi huzurda olmaktan geliyor değil mi? Allah'ın huzurunda olmaktan. Allah'ın huzurunda olmak ve anda kalmak. Sürekli olarak hızlı bir şekilde devam eden bir mekanizma var. Ve bu mekanizmanın içinde Allah istemek, kendine yöneliş, salat sana bunu hatırlatıyor. Sende birlik bilinci olduğu için, la ilahe illallah hakikati olduğu için kendindeki hakikati, duayı istemekle, hamd etmekle, şükürle ortaya çıkan hakikati secdeyle taçlandırıyorsun. Ama bunu sen yapmıyorsun. Allah isterse bu oluyor. Peki bu bizi şöyle bir soruya götürebilir. Bu önemli. Bir dakika, o zaman Allah istemediği zaman ben o zaman Allah'a varam. Olur mu öyle şey? Ben bunu mesela şöyle sözünüzü valla kestim. Mesela hani namaz kılamadığım zamanlarda bunu öğrendiğim zaman şu duyguya girdim. Şimdi namazı yani Allah izin verirse insan namaz kılabiliyorsa eğer, namaz kılamadığım zamanlarda demek ki Allah beni huzuruna mı istemiyor duygusuna kapılarak çok üzülmüştüm. Hiç üzülmeyin. Orada araya nefs giriyor. Hmm. Orada araya sınav giriyor. Yoksa tabii ki daimi bir zikir, daimi bir duadayız ve fakat orada sana tat almayı, lezzet almayı engelleyen bir mekanizma ortaya çıkıyor. O halde bile secde edebiliyorsan sen işte Allah'ın huzurunda Rabbinin sınavını vermiş oluyorsun. Cennet ve cehennem bizim ölümden sonra gideceğimiz yerler mi, yoksa cennet ve cehennem bu dünyada mı? Bu dünyada ve gidiyorsunuz da. Aslında gittiğiniz bir yer yok. Boyut değiştiriyoruz. Hakikat, şimdi biz uyuyoruz. Şu an aslında yaşadığımızı zanneden ölüleriz. Bak çok enteresan bir şey söylüyorum. Biz ölüyüz zaten. Şu an hakikati yaşamıyoruz. Biz öldüğümüz zaman, yani bu beden Kâbesinden, bu beden şuurundan uzaklaştığımızda, hani ölüm nedir? Beyin devresinin ortadan kalkması, kalbin durmasıyla bu bedenin kullanılamaz hale gelmesi. Evet. Ama bir bilinç var, bir boyut var. Ve belki de sen uzaktan kendini gördüğün, beden gördüğün bir real olmayan bir gerçekliği yaşıyorsun. Ama gerçeklik değil, hakikat bu değil. Sen kendini Yasemin olarak, ben senin gözünden Yasemin olarak görüyorum. Sen de kendini Yasemin olarak değerlendiriyorsun. Ve belli bir esma potansiyelinin titreşimiyle frekans halinde hayatını yaşıyorsun. İşte ölüm hali vuku bulduğunda, şuur boyutu kısmından bahsetmiyorum, sen yeni bir ahiret alemine doğuyorsun. Bu bedenden çıkıp aynen ana rahminden doğan bir çocuğu. Orada da rahimde biz hatırlıyor muyuz ne yaşadığımızı? Maalesef hayır. Hatırlamıyoruz. Maalesef. İşte orada da bir dünyaya doğuyorsun. Ahirete doğuyorsun ve sonsuzluk yolculuğu. Ama burada şuralara ünlem koyacağım. Reenkarnasyon, yeniden doğmak falan bu değil. Sonsuz bir yolculuktan bahsediyorum ben. Sizin sorunuza geldiğimde cennet ve cehennem kavramıyla ilgili, biz bu dünyada içimizi ne yakıyorsa, neleri çok sahiplendiysek ve tutunduysak, neleri elinizden, değerli dostlar hepinize soruyorum, neyi kaybettiğinizde canınız çok yanıyorsa, ah ah vah vah diyorsanız, hani hepinizin vardır. Tabii. Şimdi hiçbirimiz şey yapmayalım, kendimizi kandırmayalım. Kiminizin paradır, kiminizin çocuğudur, kiminizin eşidir, kiminizin işidir. Ve çoğunlukla da bunlardır. Tabii. Bazen de ilminizdir. İlminizdir, bak dikkatinizi çekiyorum. Sen bu hayatta topladığın ve biriktirdiğin, dünyevi olduğunu düşündüğün bütün gerçeklik algılarınla birlikte bu dünyadan, beden şuurdan koptuğun anda hakikat alemine gidiyorsun. Eğer burada seni akrebin soktuğuna inanıyorsa, eğer burada ben paramı kaybedersem ne yaparım diye korkuyorsan, eyvah sevgilim gitti, kocam gitti, karım gitti diye korkuyorsan, üzgünüm, sonsuzluk aleminde de tabii birkaç kere gidip gelmedim, bilmiyorum oraya. Bu anlatılan, hocalarımızın anlattığı. Alemine gittiğin an itibariyle aynı döngüyü orada yaşamaya başlıyorsun. İşte bu senin cehennemin oluyor. Tabii burada anlattığım şeyler çok derin. Ben aslında bazı tasavvuf sohbetlerinden bir kubbe aslında sunuyorum. Peki hemen bu noktada bir şey soracağım. Duayı da mı insanın içine Allah koyar? Tabii ki. Ne demek? Dua insanın
Allah'ın istemesiyle kendinden aşikar olandır. Hele Ham tamamen insana özgü değildir. Rabbimize özgüdür. Peki bazı insanlar der ki mesela dua bile edemiyorum. Hani öyle bir dönemdeyim ki dua bile edemiyorum der. Allah işte bakın orada o dua edemediği halleri hani neden üzülüyorsa o kabz halidir. Vicdanı, içi, özü sıkıştırır, pres eder. Orada bir sınavdır bu. Ve bu sınavı Allah onun içinde şunu yaratır. O kadar çok putu vardır ki kendi nefsini o kadar firavun hale sokmuştur ki Allah'ın duasının onu iyileştirip şifalandıramayacağına inandığı için Rab onun içinden o istemek halini alır. Aslında Rab daimi. Bakın şunu çok unutmayalım. İnsan daimi duada dua etmek istememesi de bir dua hali. Öyle mi? Bunu unutuyoruz zaten. Yani sizin içinizden bir şeyi almıyor. Senin dua etmek istememe halin, yanmaya devam etmek halin de bir dua hali. Ama olumlu dua var. Olumsuz şey gibi düşünün. Beddua ve dua. Anladım. Yani oradan daha alacağı bir ders var. Onu mu tamamlıyor? Kutunu kırması gerekiyor. Hı-hı. Nefsine ağır geliyor. Çünkü secondary bir yararı var o çektiği nefsani sınavından. İkincil bir yararı. Evet. İkincil bir yararı var ve dolayısıyla da o duayı etmek istemiyor. Olumsuz bir enerjiyi oraya yansıtıyor. Yoksa insan bakın çok net söylüyorum. Daimi duadadır. Daimi. Hiçbir şekilde başka tür daimi zikirde kalbimiz, yüreğimiz, bilincimiz. Biz daimi zikir halindeyiz. Bu arada izleyenlerimiz şunu merak ediyor olabilirler. Hani tasavvufi astroloji uzmanı Güçlü Metin'le daha çok tasavvuf konuşur hale geldim ben. Çünkü genelde çok yaşadığım bir şey bu. Çünkü gerçekten sordum ve öğrendim. Çok küçük yaşlardan beri hani tasavvuf 12 yaşından beri tasavvuf ilmiyle hemhal olduğu için bu konulara çok vakıf, çok güzel kafamdaki deli sorulara çok güzel cevaplar alabiliyorum sayenizde. Cevap bulabiliyorum. İyi geliyor bana. Allah razı olsun. Dilerim izleyenlerimize de demek ki bu yayını izleyen sizin izleyicileriniz ve sizin gibi insanların da demek vekil kuvvelerinde, alim kuvvelerinde bunları duymak varsa bunları alıyorlar ve öğreniyorlar. Aslında ben anlatmıyorum. Onların beyin dekoderlerinden benim aynama yansıyanlarını aktarıyorum. Ben sizin duymak istediklerinizin cevabıyım. Benden değil. Hiçbir bilgi bize ait değil. Sadece bu da aslında bizi nereye getiriyor biliyor musunuz? Kimle yan yana duruyorsunuz? Kimle yan yana duruyorsanız onunla haşrolursunuz hayatın içinde. İşte o zaman da hayatın içindeki cennet boyutu mu, cehennem boyutu mu? Ne kullanıyorsunuz? Aslında ne içiyorsunuz? Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim %100, de biraz burada. %100 böyle bir enerji var. Dolayısıyla da bizim çevremizi, dinlediklerimizi, özellikle müzik çok önemlidir. Ne dinliyorsunuz? Evet, ne dinliyorsunuz demişken hemen hemen bunu göstermek istiyorum. Güçlü Metin o kadar ince bir ruha sahip ki gelirken bana sanki içine doğmuşçasına Sertab Erener'in ikinci albümünün planı getirmiş. Şöyle tutayım. İçinde en ne sevdiğim şarkıları var. Ve hepsini ezbere biliyorum. İçinize doğmuş gerçekten. Allah razı olsun. Ömürlük bir hediye getirmiş bana. Benim de çok sevdiğim bir albümdür. Ya çok teşekkür ederim. Burada sürekli böyle hediyeleri göstermekten çok mutlu oldum ama gerçekten. Hediyeleşmek bir sünnettir. Değil mi? Bolluğun bereketin akışıdır. Evet. O yüzden tam da bayram enerjisinin içinde olduğumuz ama her zaman her gün kula bayram. Evet, aynen. Dolayısıyla da hediyeleşmeyi, bolluk bereket enerjisinin hayatınızda akışını hızlandırmak mı istiyorsunuz? Birine gülümseyin. Güzel bir hediye alın ve birini mutlu edin. Sadaka ömrü uzatır diye Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor. Sadaka ömür uzamaz. Yaşadığınız hal uzar. Hay edersiniz. Yani bir sadaka verdiğinizde, bir hediyeleştiğinizde karşınızdaki insanlarla hal, yani hay dediğimiz hali edinmeye başlarsınız. Bu da hayatınızda yaşadığınız, hani böyle bazen çok mutlu hissederiz, huzurlu, ya iyi bir şey yaptım, bu da güzeldi, şu çocuğu da mutlu ettim, şu Haycan'a da bir mama verdim.
yaşadığınızı hissedersiniz. Şu masanın da hakkını verdim, bak ne güzel vurmuyorum, onun da bir zikri var. Ya da evinizdeki bir bitkinin yaprağını hiç öpmeyi denediniz mi? Ne güzeldir o çiçeklerin yaprakları. Benim teyzem hep çiçekler, bu kadın deli diyordum, ne yapıyor, konuşuyor sürekli. Küçüktüm o zaman. Konuşanı gördüm ama öpeni görmedim. Öper yapraklarını, öper de biliyor musunuz? Ah güzel, hiç unutmuyorum. Ah güzel kızım derdi. O öyle ne anlatıyordu güzelmiş. Yaprağı. Evet. Sen ne oldun, sarardın mı? Ve ben o yaprağın 2 gün içerisinde yeşerdiğine şahit oldum, sararmış bir yaprağın. Evet. Bakın bu çok kıymetli. Hı-hı. Onun da bir canı var. Evet, ama evet. Kendi aleminde, hı-hı, tasavvufi astrolojide ya da astrolojinin benim tarafımdaki yaklaşımında, hı-hı, insanın kendi ruhunu iyileştirip, hı-hı, frekansını yükseltmesi. Hı-hı. Bu da yok şu ritüel, bu bilmem ne falan değil. Bu işleri boşver. Böyle, bununla böyle değil. Dua, dua. Hı-hı. Elinizi açacaksınız. Allah'tan isteyeceksiniz. Fiili dua yapacaksınız. Gideceksiniz, birini mutlu edeceksiniz. Hı hı. Mutlu ettiğiniz kadar mutlu olursunuz. Ama mutluluğu karşılık bekleyerek, ben onu mutlu ettim, o da beni mutlu edecek değil. Onu Allah'a bırakacaksın. Hı hı. Sen Rabbinin rızasını kazanmak için bir şeyleri yapacaksın. Allah da onun ödülünü, hı hı, onun sana güzelliklerini, hı hı, sunacak. Şunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım. Hayattaki karşılığı bu mu? Olumsuz anlamda söylüyorsunuz. Tabii. Yani diyor ki bunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım. Bir yüzüm gülmedi şu hayatta diyor bazıları. Şimdi yüzünün neyin güldüreceği, hangi nefsle istediği, ne yaptığı. Şimdi biz, iyilik karşılıksız olan bir şeydir. Ha, hayatta alma verme dengesi vardır, bu net. Ama saf çıkarcı eğilimlerle de yapılan bir yaklaşım vardır. Dolayısıyla ben çocuğuma saçımı süpürge etmem. Mesela böyle bir cümle vardır tevatür. Sen çocuğuna saçını süpürge etmedin. Sen çocuğuna bakmakla mükellefsin zaten. Hı hı. Bu çocuğuna bakman, hı hı, gerekiyordu. Eşinden ya da karından, kocandan çocuğun için ayrılmadım gibi bir cümle kuruyorsan, hı hı, örneğin diyorum, evet, tabii ki, dönüp kendinle ilgili bir bağımlılık duygun mu var? Buna dönüp bakacaksın. Hı hı. O çocuğun ya da o kişinin ya da Rabbinin üstüne benim yüzüm, hı hı, gülmedi. Senin yüzünü güldürecek neydi? Onu bir anlamak, hı hı, lazım önce. Peki şimdi şu yaşadığımız çağda mesela, hani siz de rastlıyorsunuz. Özellikle mutlaka sosyal medyada çok karşıma çıkıyor. İşte o oldu, bu oldu. İşte yok, bir krater düşmedi. Daha kötüsü ne olabilir ki? Daha kötü yani, onu diye yaşadık, bir şey, bunu yaşadık. Zaten. İşte salgını yaşadık, koronayı yaşadık. İşte kıtlık geliyor. Ondan olabilir. Sonra meteor geliyormuş falan. Daha kötü ne olabilir ki diyorlar. Kıtlık tabii gelir. Sen yediğin ekmeğin şükrünü bilmezsen. Elindekilere şükürle yaklaşmazsan. Ve sürekli olarak astrolojik haberleri bir felaket tellallığı gibi dinlemeyi seçtiğinizde, ve buna inandığınızda, bakın, hiçbir gezegen insanlara kötülük etmez. Değil mi? Böyle bir şey asla yok. Hı-hı. Ve bunlar öngörüdür. Hı-hı. Ecek acak eki kullanamayız. Evet, zorlayıcı bir dönem, hı-hı, olabilir. Potansiyel var ama nasıl olacak? Hı-hı. Peki benim duam, peki benim yaklaşımım, peki benim Allah'ın benim rızkıma kefil olması. O zaman bir durup düşünmek lazım. Gezegenler gaybtan haber vermez değerli dostum. Hı-hı. Bunu bir astrolog olarak söylüyorum ve geleceği Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Anlık bilgiler verenler de, onlar da cinni frekans altındadır. Hı hı. Cinni frekans. Cinni frekans deyince de bu, herkes bir korkuyor, bu böyle ters bacaklı gibi. Öyle bir şey yok. Zaten sizin cinni frekans dediğiniz, gözle göremediğiniz enerjiler, mikrop da buna dahil. Hı hı. Mikrobu görebiliyor musun gözle? Sana, hı hı, zarar verebiliyor. Ve her gözle göremediğinde sana zarar verecek diye bir kaide kurar. Bunlar enerji. Senin düşündüğün korkundan, senin düşündüğün bilinç boyutunda çıkarttığın endişe, kaygı, öfkeden beslenen enerjiler var. Hı hı. Bunlar da senin düşündüklerin alemde vücut buluyorsa, hı hı, niye hayır konuşup hayır beklemek yerine olumsuz. Zaten olumsuz olacaksa, deprem olup öleceksek hep beraberlikte öleceğiz zaten. Hı hı. Bunu depremden, efendim, kolektif bir felaketten kaçılabilir mi? Yani pandemiyi, bir şey söyleyeceğim. Hepimiz de bunu, bütün astrolog arkadaşlar,
İşte birkaç yıl önce pandemi ile ilgili öngörülerde mi? Hakikaten de olumsuz, kolektif bir felaketten bahsettik. Hı hı. Peki ne oldu? Yani bahsettik de ne oldu? O kolektif felaketi ortadan... Şimdi bakın... Durduramadık. Evet. Yani o zaman bunu anlatmanın da bir anlamı, hı hı, yok. Yani bir şeye eğer bir merhem olabileceksen konuş. Hı hı. Merhem nasıl olursun? Bu felaketin içinde Allah benim niye ağzımı kapattı? Hı hı. Bantladı mesela, değil mi? Ağızlarımızı kapattık. Hı hı. Neden özellikle akciğerlere yerleşen böyle bir sıkıntı yaşandı? Var veya yok fark etmez. Orası, hı hı, bizi bağlayan bir konu değil. Fakat ben bundan nasıl bir ders almalıyım? Ne öğrenmeliyim? Nasıl değerlendirmeliyim? Ne oldu? Hep birlikte içimize döndük. Ana rahmine döndük. Evet, ben sanıyordum ki hatta yani bu iki senelik sürecin sonunda herkes, ya bende oldu mesela, o kadar çok dönüştü ki, o kadar çok mesele içimde dönüştü ki hiçbir şeye iki sene önceki gibi bakamıyorum mesela. Ne güzel. Ama ben herkesle böyle oldu sandım. Ama yok, bir bakıyorum ki kimse, yani kimse demeyeyim de yani birçok insan dersini almamış. Hı hı. Yani bu koronadan bile. Ya diyorum ki bu pandemi bile anlatamadıysa insanlara daha ne olsun? Yani? Allah'ın küçücük, hı, bir mikropla, hı, bir virüsle düşünebiliyor musunuz? Hı. Bütün hepimizi evlerimize soktu. Evet. Ana rahmine döndük geri. Tekrar dön. Bir şey diyeceğim. Bir kıtlık geldi. Belki çok yiyoruz. Bir şeylerin elimizdeki şükrünü anlayacağız. Hı hı. Veyahut kolektif daha başka türlü ekonomik bir takım sıkıntılar olacak. Hı hı. Olabilir. Olmuyor mu? Veyahut hangi zaman her daim sıkıntılar oluyor? Burada, hı hı, bunlar olacak, şunlar olacak deyip kolektif bir korku yaratmak yerine. Hı hı. Gelelim burada ben elimdekileri nasıl değerlendiririm? Şükrümü nasıl arttırırım? Allah'ın bütün tezgahlar Allah'a çalışır. Çünkü bunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Bu çok önemli değerli tezgahlar dostum. Tezgahlar derken? İyi ya da kötü. Hmm. Olumlu ya da olumsuz. Bütün tezgahlar Allah'a, hı-hı, çalışır. Bunu sakın unutmayalım. Hı-hı. Yani bana kolektif sıkıntılar oldu. İşte deccaliyet mekanizması bana zarar mı? Sana hiç kimse zarar vermiyor. Bütün sistemler hakikate yönelmemiz için, hı hı, kendi özümüzdeki varlığımızı keşfetmemiz, hı hı, için, kendi hakikatimizi okuyabilmemiz için yaşattırılır. Ve eninde sonunda hakikat ve iyi olan kazanır zaten. Bu, hı hı, net bir bilgidir. Ekonomik sıkıntı var. Hı hı. Hala da devam eden. Ve her zaman da dünya devam ettikçe var olacak. Olacak tabii. Vardı, hı hı, da var, hı, olacak da. Belki limitleri değişebilir. Hı hı. Fakat ben dünyaya çok mu bağlandım? Acaba bu dünya hakikatlerine çok mu sarıldım? Komşum açken ben tok mu yattım? Ya da sokaktaki bir haycanın karnı açken onu görmezden geldim, evime mi çıktım? Ya da ailemle vakit geçirmedim mi? Maddiyata çok bağımlı olup bir ev aldım, onu yaptım, bunu yaptım, ona mı çok bağlandım? İşte arabamın işte bakımını düşünürken çocuğumun okul mezuniyet törenine mi gitmedim? Para beni mutlu etmediyse, mutluluğuma hizmet etmediyse ya da maddi durum, Allah Celle Celaluhu diyor ki bir dakika, ben seni bunun için yaratmadım. Ben sana bana ibadet edesin diye yarattım. Ama bu bizi şu yanlışa götürmesin. Dağın başına çıkıp sürekli hayır. Hı hı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hem ticaret ehliydi Muhammedül Emin, hı hı, hem de hakikate hizmet ediyordu. Şimdi, hı hı, burada hem maneviyata yöneleceğiz ama maneviyat bizim iyi ve vicdanlı insan olmamıza hizmet etmiyorsa, hı hı, hakikatimize hizmet etmiyorsa, hala Bismillahirrahmanirrahim derken anne ve babamızın bunun içinde olduğunu Rahman ve Rahim döngüsüyle, hala ben bakın mesela bir bayram enerjisinin içerisindeyiz ya da hayatın içindeyiz, ne fark eder ki? Hala anne babamıza küssek, hı hı, onlardan özür dilemeyi ya da adım atmayı nefsimize yediremiyorsak, kusura bakmayın, o B sırrına ulaşmamız biraz güç, hatta imkansız. Çünkü bu hayattaki Rahman ve Rahim'in yansımalarını B sırrına ulaşacak şekilde, hı hı, dediniz ya namaz, hı hı, dediniz ya salat etmek, hı hı, daimi Allah'la bağlantı, nedir o, connection, bağlantı, hı hı, kurmak sürekli, hı hı, hep bağlantı içinde, hı hı, kalır, hakikati kendi özümüzde
seyretmeyi tecrübe edip deneyimlememiz hı hı. gerekiyor. Şimdi konu açılmışken ilk yayınımızda kendi çocukluğunuzdan bahsettiniz. Evet. Çok gelişi güzel oldu hı hı. bu arada. Yani evet, asla evet. planlanmış Yok. Değil. Çok içinizden geldiği için Yok. Bize kalbinizi açtınız. Allah razı olsun. Babam alkol tüketen biriydi. Ben hı. şiddet mağduru bir annenin çocuğuyum. Hı. Bunların içinde büyüdüm. Hı hı. Anneme çözüm ararken hayatımda, hı. çocukluğumda defa kereler yerden kaldırıp yatağına yatırdığımı bilirim. Kan revan içinde hı. anneciğimi. Dolayısıyla hayatta selam Allah olsun aleyküm Allah selam yani amin. Babam da tabii yılların içinde tabii sonrasında psikoloji eğitimi aldıktan sonra ve pek çok bu konularla ilgilendikten sonra onu anlamaya başladım. Çünkü yaşadığı büyük travmalar vardı. Ebeveynlerini, babaannemi çok küçük yaşta kaybediyor. Hı-hı. Allah rahmet eylesin Allah ona da. Ha bunu böyle diyebilmem çok zamanımı tabii. aldı. Acıdan geçmeden bir insanı anlayamazsınız. Rahmetli babanız için acı çeken bir ruhu vardı evet. dediniz. Annesiyle babasıyla küs bir kişi hayattan bereket beklemesin dediniz. Net. Videonun altında bir iki kişiden şöyle yorum dikkatimi çekti. Mesela artık ne sorun yaşamışlar bilmiyorum anneleri ve babalarıyla. Okuduğumda yani duyduğumda anlayabiliyorum da mesela annesi ya da babası öyle bir şey yapmış oluyor ki kişiye. O da diyor ki yani ben bunu nasıl affedeyim diyor mesela. Tamam. Şimdi hani bu kişilere buradan ne mesaj verelim? Birincisi Allah'ın kulunu affettiği. Bakın çok hı hı. net. Anne baba kavramının dışında söylüyorum. Allah'ın sonsuz merhametini kendisine hı. küfreden, kendisine inanmayana bile nefes alma şansı verdiği böylesi bir dünyada hı hı. bizim kul olarak bir kulu affetmememiz mümkün mü? Bunu bir hatırlayalım öncelikle. Hı. Anne ve baba sadece bizim bu dünyaya gelmemize vesile olması hasebiyle bizim daimi olarak saygı, sevgi beslememiz gereken varlıklardır. Rahman ve Rahim'in bu dünyadaki yansımalarıdır. Size kötülük etmiş olabilirler, yanlış yapmış olabilirler. Ben demiyorum ki size yanlış yapan, kötülük etmiş birini hayatınızın alın merkezine oturtun. Hı. Sadece Allah rızası için arada bir küslük varsa, şimdi diyecek ki ben arıyorum bana küfür ediyor, kötü konuşuyor, bana hakaret ediyor. Zaten sınav kolay değil, nefs sınavı. Hı. Demek ki sana aramana rağmen, adım atmana rağmen ne kadar şanslısın ki kötülük düşünen, küfür eden, yanlış konuşan bir anne baban varsa, hayattaysa, canlıysa, hı hı. sen eğer Allah rızası için sen benim babamsın, sen benim annemsin. Ben sana olan görevimi arayarak ifa ediyorum. Ben Allah rızası için bunu yapıyorum. Yine şöyle sorular gelebilir. Bana bakmadı, sokağa attı, işte onu yaptı, evlendi, bunu yaptı gibi hı hı. dövdük. Bunlar bizi bağlamıyor. Biz bildiğimiz an itibariyle ne dedik? Şuur boyutunda ölüp yeniden diriliyoruz. Farkındalıklıyız. Hiçbir deli başınıza taş attı ve başınız yarıldı diye deliden davacı olur musunuz? Mümkün. Deli yani, çünkü zaten evet, suçu yok. Tabii. Dolayısıyla onu da bir deli gibi, akli melekesi yerinde olmayan, psikolojisi bozulmuş olabilir, yanlış yapmış olabilir, sıkıntı yaşamış olabilir. Mutlaka bir sorunu vardır. Böyle bir perspektiften değerlendirip anne ve babayla mutlaka, bakın çok net söylüyorum, arayacaksınız. Oh ne güzel, size daha kötü davranıyorsa, hı. aradığınızda hakaret ediyorsa, kötü söz işliyorsa ve siz buna karşılık baba, anne, ben sana Allah rızası için aradım ve benim ben seni seviyorum, değer veriyorum. Bir ihtiyacın olursa beni ara. Tabii kendini, sizi kullanan bir anne baba da varsa, bakın burası hı hı. da önemli. Hı hı. Orada onun ihtiyacı kadarını ona yapmak suretiyle hı hı. o telefonu belki büyük bir sinirle kapattınız. Hı hı. Ya da ama bunu karşı tarafa yansıtmadınız. Size çok net söylüyorum. Hacca gittiniz, tavaf ettiniz. Bütün dualarınız kabul oldu. Bütün hı hı. o enerjiniz nurla doldu. Hı hı. Çünkü anne baba Rahman ve Rahim, Bismillahirrahmanirrahim'in anahtarıdır bir şeyin için demek çok büyük bir cümle. Zaten hı. bu bir sınav. Yani size iyi davranan bir anne babayı aramak zaten aramamız gerek de. Hı hı.
böyle bir anne babaya adım atabiliyorsak var ya, cennetin anahtarını aldınız, kırt diye çevirdiniz o cennetine. Hı. Net söylüyorum bu. Bu çok önemli. Hı hı. Bunu yapmadığınız asla affetmem. Peki sen de ben de okula şunu sorarım. Sen hiç hayatında günah işlemedin mi? Yanlış yapmadın mı? Hı hı. O zaman Allah da seni affetmez. Ben kendi babam için bu örneği yine altını çizeyim. Hı hı. Babam bunları ne dedim ben? Alkol tüketimi vardı. Kendi bilincinde değildi. Ha, alkolü bıraktığında da anneme şiddet uyguladı. O da ayrı bir konu. Hı hı. Niye? Çocukluğunda yaşamış olduğu travmaları bizim üstümüzden gerçekleştiriyordu. Allah rahmet eylesin diyorum. Amin. Bu yaşadığımız şeyi, annemin yaşadığı travmaları, benim yaşadığım travmaları iyileştirmeyecek. Hı hı. Ama ben psikolojisi yerli yerinde olmayan ya da ruhsal sıkıntıları olup bunu yapan birine cahilane bir şekilde bana böyle yaptı, anneme böyle yaptı dersem Allah bunu bana sorar. O yüzden hiçbirimizin cennet garantisi yok. Sezen Aksu'nun çok güzel bir şarkısı var. Masum değiliz hiçbirimiz. Hı hı. İnsan masum değil ki zaten. Her yaptığı hata, insan kusurlu, insan hataya düşer, insan yanlışa düşer. Önemli olan bunu tövbe mekanı, niye tövbe estağfurullah var? Niye estağfurullah çekiyoruz? Niye tövbe okuyoruz? Hı hı. Niye tövbe ediyoruz? İnsan kusurludur. Hı hı. Peygamberin ismet esması vardır. Sadece kusur ve temizdir onlar. Onlar buna düşmezler, hı hı, peygamber. Ama insan kusurludur. Hı hı. İnsanda ismet esması yoktur. Hı hı. O yüzden ben babamı annemi affetmem diyen, bana bunları yaptılar diyen herkes kendi nefsine bir dönsün baksın. Kendi firavunuyla yüzleşsin. O firavunuyla yüzleşip onun kafasına şöyle bir vursun. Onu bir kırsın. Bak o bolluk bereket nasıl açılacak. Bak o kapılar hayatında nasıl açılacak. Çünkü affedebildiğimiz kadar özgürüz. Hı hı. Yaramız kadar şifamız var. Hı hı. Ve yaşadığımız kadar duamız var. Hı hı. Yine son yıllarda hani affetme çalışmaları çok gündemde. Hı hı. Affettim, affettim. Şimdi affettim deyince affediyor muyuz ya da hayır, affetmek ne insanın yapayım elinde mi bu arada? Ya, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Siz kızdığınız birine Allah rızası için, bakın anne babayı da geçiyorum. Hı hı. Şöyle onu affettim, bunu affettim. Hı. Neyi affettin? Böyle şey olur mu? Yok öyle bir şey. Böyle affettim, yok efendim, döndüm, dolaştım, taklaya bırak bu işi. İptal filan. Ya yani ben de arada diyorum ama hani yani neyi iptal ediyorsun? Bir kere önemli olan o öfke içinde ya senin. Affedemiyorsunuz ya. O insanın kapısını çalıp ondan özür dilemek veyahut ben seninle barışmak istiyorum deyip o bir de kapıdan sizi çeviriyorsa çeviredebilir, çevirmeyebilir. Ona sen Allah rızası için adım attın ya, bütün melekler sana, melekeler dua ediyor. Affetmek böyle bir şey, yoksa ben onu affettim, hayatımda bitti. Neyi affettin sen? Yani hadi evde oradan, oturduğumuz yerde evet yani bir affettim de yaşıyor, deyince olmuyor. Hayatta bir de kişiler hayatta. Ha, yani annedir, babadır, arkadaştır, odur budur. Yok öyle bir şey. O öfke içinizde olabilir. Ama o öfkeyi olmasına rağmen biraz önceki sorunuza gelelim. Namaz kılıyoruz, kılabilirsin, elin ayağın tutuyor ama dua etmek istemiyorum ben, namaz kılmak istemiyorum ben demene rağmen o adımı attığın anda cennet kapısının boyutunu açıyorsun. Bu kadar basit. Evet. Bize iyi davranan, sırtımızı sıvazlayanlar ileriye götürmez. Bizi aşağıya çeken, zorlayan, mucizelerimize, bir insanın isteklerine, hayallerine karşılık duran insanlar bizim hareket potansiyelimizi arttırır. Ve içimizdeki, özümüzdeki Allah kavramını algılamamıza, değerlendirmemize ve okumamıza sebebiyet vererek kendimizden daha güçlü ama aczının farkında olan bir hakikat, bir insanın doğmasına sebebiyet verir. Dolayısıyla her seçim, o affettimle falan olmaz o iş. Öyle geçin o işleri, öyle affettim mahvettim. Neyi affediyorsun? Öyle şey olur mu? Tabii ki ve affetmek insanın haddi değil. Bu net. Affetmek, bunun altını böyle kalın kalın çiziyorum. Kimiz ki biz kimi affediyoruz? Ben affetsem Allah affetmez derler mesela. Bu da Bergen şarkısı gibi oldu biraz ama
Ha mesela orada da çok mesela ben affetsin hani ben affetsem böyle. Ya da seni ben affetmeyeyim Allah affetsin derler. Ya yok bu ne kadar şirk içeren bir cümle. Öyle mi? Öyle bir şey yok. Biz kimiz ki kimi affedeceğiz? Hakikaten biz kimiz ki kimi affedeceğiz? Önce kendinin çok zaten o yunmuş, yıkanmış, temizlenmiş, arınmış, farkına varmış insan bu kelimeleri etmez. Nötrleşir. O zaman siz anneyle babayla sorunu olan kişilere işte git anneni babanı affet demiyorsunuz. Ne demek ya? Ha. Affetmek ne haddimiz? Yanlış anlaşılmasın diye söylüyorum çok tekrardan. Çok net söylüyorum. Anne baba veya x bir insan asla ve kata biz affetmek ne demek ben seni affettim biliyor musun? Ne demek? Çok büyük bir putluk. Yani ben Firavun'um. Ben seni affet. Ben Allah'ım yani. Kibir demek. Yani. Kibir. Kibir. Kibirin önde gideni. Bu kelimelere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar bizi kibre düşürür. İnsan anlar, affetmez. Anlamak ve affe. Bakın, affetmez, anlar. Ne dedim ben? Babamın anladım durumunu. Çok aklı başında bir adamdı. Fakat öfke kontrol problemi vardı. Yaşadıklarından dolayı. Diğerli izleyicilerimizin hayatında izlediği ya da deneyimlediği, tecrübe ettiği konuları ben bilemem. Onlar da anlamayı seçecek. Anladığımız kadar bilinç kazanırız. Anladığımız kadar farkındalık tecrübe ederiz. Anladığımız kadar hay ettiğimizin, yaşadığımızın farkına varırız. Peki son dönemde herkesin derdi para. Para, para, para. Dolar aşağı, dolar yukarı. Dövizdi, bitcoin'di. Bitmiyor yani. Sürekli para gündemimizde. Para insanın hangi sınavı? Tanrısı. Tanrısı. Tanrı. Bildiğin tapınıyoruz herkes. Hemen şunu belirteyim. Zaten özellikle Tanrı'nın altını çizerek söylüyorum. Çünkü Allah kavramı vardır. Tanrı kavramı yoktur. Tanrı ötendekidir. Ötende tapındığın bir şeydir. Allah kavramı bütünseldir ve öz varlığına yöneldiğin hakikattir. Ve birçok kişi parayı, maddeyi putlaştırmıştır. Tanrısallaştırmıştır. Evet. Putudur. Evet. İşte biz ne diyoruz? O parayı ben bundan kazanıyorum. Bu benim hayatımı idame etmeme sebebiyet veriyor dediğimiz bütün inanç kalıplarımızı yıkıp buradan kendimizi yeniden doğurup rızkı tek verenin Allah kavramı olduğunu anlamamız ve tecrübe etmemiz gerekiyor. Bütün bir hakikat budur zaten. Rızk Allah'tan gelir. Babadan, anneden, patrondan, işte çalıştığın kurumdan rızk gelmez. O bir aracıdır. Şifa, şafi ismi. Şafi ismi okumakla şifa bulmazsın. Sana şifana aracı olacak şafi isminin karşılığı olan bir doktor, bir hekim gelir karşına. Rezzak esması. Sana Ahmet, Mehmet, Ayşe para getirmez. Onlar aracıdır o çalıştığın yer. Senin rızkın bellidir. Rezzak esmasıyla Rabbim senin sana ait olanı verir. O yüzden de benim bu bir bardak suyu içmek rızkımdır. İkinci bardağı varsa rızkımda içebilirim. Yoksa içemem. Ya benim param elimden giderse, ya rızkım elimden kesilirse. Böyle bir korku, endişe, kaygı parayı putlaştırmaktır. Ve sürekli olarak korktuğunuz şeyi, bakın şunu çok net söyleyeyim, bu buna çok net bir cevap olacak. Sürekli beni korumak için, korunmak için dua edersem, bak çok ilginç bir şeydir bu. Korunacağım durumları da etrafıma çekmeye başlarım. O yüzden dua etme biçimi de çok çok önemli. Allah'ım beni ne olur kazadan beladan koru demek yerine Allah'ım beni hayırlara tebdil eyle. Rabbim razıyım senden, sen de razı ol benden. Allah'ım hayırlar yaz başımıza, iyiler çıkar karşımıza. Gönenli Mehmet Efendi'nin duasıdır bu. Dolayısıyla bak hiç olumsuz bir kalıp yok içinde. Ama Allah'ım beni kazadan beladan koru. Allah'ım beni işte param elimden giderse ben de. Allah'ım parasız bırakma beni. O zaman sen sürekli olumsuz kalıpları ağzımızdan çıkan, ne dedim ben, biz daimi duadayız. Ağzımızdan çıkana o yüzden çok dikkat etmemiz gerekiyor ve sürekli olarak ekonomi haberleri, sürekli olarak parayla ilgili konuları izlemek de bu bir putluktur, putlaştırmadır. Ve dolayısıyla buna sürekli kafayı takmak, daha çok kazanayım, daha zengin olayım
iblisin oradan hı-hı, ruha çok hı-hı, dokunuyor, nefse dokunuyor. Orayı kaşıması suretiyle hı-hı, sizin hakikatten uzaklaşmanıza sebebiyet verir. Hı-hı. Çünkü Allah şunu çok net söylüyor. Ben rızkınıza kefilim. Yani çok net anlaşılacak şekilde söyleyeyim. Sen bir şirketin CEO'susun. Ötekisi elma armut satıyor, ötekisi çöpçü. Eğer sen ayda bilmem kaç bin dolar kazanacaksın diyelim. Hı-hı. Çöpçü de olsan bunu kazanacaksın. CEO da olsan bunu kazanacaksın. De ne iş yapıyorsan bunu kazanacaksın. Bu senin rızkın. E peki ben zenginlik istiyorum. Allah diyor ki zenginliği istediğime veririm. Bir de zenginlik sokakta yatan biri için gecekondu sahibi olması. Yatları katları olan biri için daha büyük, daha büyük, daha büyük bir şeylerinin olması. Neye göre bir zenginlikten bahsediyoruz? Hı hı hı. O yüzden Allah'tan bolluk ve bereket talep etmek, hı hı, elindekinin bereketini görmeyi, huzurla, afiyetle hı hı, yemeyi, bereketle yemeyi talep etmek en önemlisidir. O yüzden ne olur şunu unutmayalım. Sen dövizde alsan, parada işte kazansan, onu da yapsan, bunu da yapsan. O para elinden çıkacaksa çıkacak. Hı hı. Sen o evi alamayacaksan alamayacaksın, hı hı, veyahut milyon dolar kazanacaksan da kazanacaksın. Bu senin rızkın. O yüzden. Yani Bitcoin'e, dolara güvenmeyin. Hiçbir şey Allah Celle Celali dışında, kendi emeğiniz dışında kazandığınız. Siz yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Hı-hı. Evde alsanız o milyon doları kazanacaksınız. İşte Bitcoin mi? Bitcoin söyleyebiliyor muyuz? Hı-hı. Bilmiyorum. Yatırdım. Bundan kazanacaksan bundan kazanacağım. Senin onu kazanmak nasibinde varsa onu kazanacaksın. Bu kadar çok para 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 diyen insan şeytanla işbirliği mi yapıyor? Şeytanın nefsine aslında hükmetmesine izin veriyor. Hı. Çünkü siz, çok net söylüyorum, dolar da alsanız, işte dijital para yatırımı da yapsanız, evde alsanız, arsa da alsanız, ne yaparsanız yapın. Hı hı. Bir para elinizden çıkacaksa çıkacak, o nasibinizde yoksa onu hı hı, alamayacaksınız ya da bir şey kazanamayacaksınız. Eğer nasibinizde hı-hı, kazanmak varsa siz çorak bir toprağı alırsınız, hı-hı, onun altından petrol çıkar. Evet. Dolayısıyla ne olur hı-hı, buna kafayı takmayın. Hı-hı. İçinizden gelen hı-hı, aklı barik bir yatırım hı-hı, yaparak bu noktada yatırımlarınızı değerlendirin. Hı-hı. Ama ben ya elimdekini kaybedersem ya işte elimdekini elimden çıkartırsam noktasında yaşayacağınız korku hı-hı, parayı, maddeyi putlaştırmak olacaktır ve onu kaybettiğinizde, eğer kaybetmek gibi bir sıkıntı hı hı, veyahut kazanabilirsiniz, hı hı, bu sizin içinizi yakacak putunuz olacaktır, cehennem yakıtınız olacaktır. Dolayısıyla ona, buna, şuna yatırım yapmayı bırakıp hı hı, içinizden gelen bir yatırımla hareket edip gerisini Rabbinize emanet etmeniz hı hı, gerekiyor ve en önemli kazanç alın terinizle daimi bereketiyle kazandığınız hakikatini hatırlamak hı hı, ve rızkı verenin Allah olduğu gerçeğini hı hı, daimi olarak şuurunuzda tutmak. İşe yatırım yaptınız, düşüyor. Hı hı. Yani düşen bir şeyden kazanmazsınız ama hı hı, düşüyor. Siz ona yatırım yaptınız, bir hafta sonra bir şey olur. Sizin kazanacağınız varsa o değeri yükselir onun ve siz ondan para kazanırsınız. Hı hı. Ama çok yükselen bir şeye yatırıyorum dersiniz. Eğer orada kazancınız yoksa, hı hı, nasibiniz yoksa hı hı, ondan hiçbir şey kazanamazsınız. Hı hı. Çünkü rızk hı hı, Allah'ın hükmündedir ve hı hı, sizin belirlenmiştir. Hı hı. Ne kazanacağınız bellidir. Bunun ne üstünde hı hı, ne altında bir şey, ne fazlasını hı hı, ne eksiğini kazanmazsınız. O yüzden çok fazla kafayı buna takmak yerine ben helalinden kendimi geçindirebileceğim kadar aklı barit yatırımlarımı yapayım. Hı hı. Ama yok buna yatırdım, böyle yaptım. Ya bunda batarsam, ya bunda çıkarsam, böyle bir şey yok. Hı hı. Kazanmak nasibinizde varsa para kazanmak kazanırsınız. Nasibinizde yoksa ne yaparsanız yapın. Hı hı. Değer kazanan bir şeye bile yatırım yapsanız onun değeri düşer ve kazanamazsınız. Bu çok net. Çünkü rızk Allah'ın elindedir. Rızkımız belirlenmiştir. Bunu insanın kendinin tayin etmesi gibi bir şey söz konusu değildir. Siz dediğim gibi çorak bir toprak alırsınız, altından petrol çıkar. Ötekisi kazanacağı bir şey aldığını düşünür, bir şeye yatırım yaptığını düşünür. Elindeki gider. Nasip meselesidir ve rızk, yine söylüyorum, belirlenmiştir. Onun üstüne çıkamayız. Yaşadığımız çağ kıyamet çağı mı?
Daimi olarak kıyamet alametlerinin görüldüğü etkiler söz konusu. Fakat bu çağ kıyamet çağı gibi bir cümle kurmak yanlış bir cümle olur. Çünkü kıyamet alametleri geçmişte de vardı. Ve kıyametin ne zaman kopacağı belirlenmemiş. Ama kıyamet alametlerinin küçük alametleri gerçekleşti. Gökyüzü bu aralar çok hareketli, karışık deniyor. Evet. Gökyüzünün şu son dönemdeki hali en yakın tarihte hangi dönemin haline benziyor? 70'ler ve 60'lardaki aslında zamanlara benziyor. Çünkü gökyüzünde şu an çok ciddi bir Uranüs etkisi var. Gökyüzünde bazı etkileşimlere baktığımda mesela Temmuz ve Ağustos aylarında ekonomik olarak reelde gerçekleşen şu an görünmeyen bir enerji var ama insanların kendi içinde biraz önce de konuştuğumuz gibi sosyolojik bir şey bu. Bazı sıkıntıları, korkuları, endişeleri, kaygıları elbette var. Bu kendi içinde sesler çok yükseldiğinde kolektif bir takım durumlara sebebiyet verebilir. İnsanların kendi içindeki kaygı durumlarının artmasına sebebiyet verebilir. Yine söylüyorum, Aralık ve Ocak ayları o noktada gene sıkıntıların biraz pik yapabileceği enerjiler var. Aslında önümüzdeki bir yıllık döngüde sahip olduklarımızla biraz sınava tabi, sağlığımıza sahiptik ya, bununla biraz sınava tabi tutulduk. Şimdi maddi konularla ilgili bir takım sınavlar, kolektif sınavlar hem dünyada hem ülkemizde gerçekleşebilir. Burada da acaba şunu hatırlamak lazım. Ben şükürden mi uzaklaştım? Hamd bilincinden mi uzaklaştım? O yüzden mi böyle kaotik bir süreci, kaotik bir dönemi deneyimliyorum, tecrübe ediyorum hayatımda? Hepimizin sahip olduğumuz şeyleri tutmak değil, değerini bilmek ve bunu en güzel şekilde hayatımızda kullanabilmek. Yani yarım bıraktığınız bir seyahatiniz varsa, dünyayı gezmek istiyorsanız bunu yapın. Daha çok bir ev alacağım, bir araba alacağım, biraz daha dijital yatırım yapayım, daha çok kazanayım falan gibi hırslar yerine akışın bereketli ve daim olduğunu hatırlayıp korkuları bir kenara koyup ekonomik kaygı ve korkuları çünkü gökteki kuşun bile rızkını veren Allah mutlaka herkesin rızkını veriyor, verecektir demiyorum, veriyor zaten. Evet. Dolayısıyla da bundan kaygı ve korku duymak yerine bence bu enerjileri olumlu olarak kullanıp duaya, hakikate ve kendi özünüze yönelmek için değerlendirmek en sağlıklısı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü sahip olduğunuz ocu, bucu, şucu ayrıştırdığınız bütün görüş ve düşünceler yine dönüyor, dolaşıyor, size zarar veriyor, insana zarar veriyor. Çünkü ne dedik baştan beri? O, bu, şu yok. İnsanın kendi hakikati ve Allah'ın kendini kendi veçesinden seyrettiği hakikatler var. O zaman iyi yok, kötü yok, ocu yok, bucu yok. Her şey olması gerektiği haliyle devam ediyor. O yüzden korku frekansına girmek yerine şükür ve hamd frekansına girebilir. İzleyen şunu söyleyebilir. Ya hocam, eşim çalışmıyor, çocuğum çalışmıyor, zor durumdayız. Anlıyorum ama her zaman bir çıkış yolu vardır. Burada ben ne yapabilirim? Acaba çabamla mı ilgili bir eksiklik var? Çabamı göstermeliyim. Acaba yolları doğru aramıyor muyum? Patronumu mu çok şirk unsuru haline getirdim? Bunu biraz düşünün. O hakikatin merkezine kendini odaklayıp o yolculuğa çıkmak gerekiyor. Yani ve şunu da unutmamak gerekiyor. Biz çok güzel topraklarda yaşıyoruz. Çok kadim, yani çok duanın, maneviyatın, derinliğin olduğu topraklarda yaşıyoruz. Dolayısıyla da böyle topraklarda yaşadığımız için bizim ülkemiz sürekli, madem astroloğuz, astroloji üzerinden de söyleyeyim, Plüton gelecek sene Kova'ya geçecek. Şu an Oğlak'ta mevcut düzen ve sistemle ilgili büyük bir değişim. Ama Plüton'u Kova'da olan çok önemli bir kişi var. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet, Plüton'u Kova'da. Şimdi Plüton'u Kova enerjisine seneye geçiyor. Uzun yıllar burada kalacak. Demek ki ilim, düşünme, anlayış, modernizm ve farkındalığın artacağı bir döneme giriyoruz ve Muhammed'i işiyor. Plüton dönüşmektir. Dönüşüp ilmen dönüştükçe belki bugün düşündüğümüz
İşte maddi konular, bugün kaygı duyduğumuz sağlıkla ilgili konularda olumlu olan kısımlarını onların alıp, olumsuz kaygı ve korkuları kenara koyup değişim ve yenilenmeye de selam edebilmek gerekiyor. Hı hı. O yüzden de insana yakışan tasavvufta duygulara yer yoktur. Öfke, kaygı, korku, ayrıştırma, birlik bilincinden uzaklaşma, o kötü ben iyiyim, ben iyiyim o kötü gibi algılardan uzaklaşıp herkes bir şeye hizmet ediyor deyip hani başta başladığımız gibi söyleyeyim. O sinema ekranındaki her şey bir oyuncu olduğunu, onların bir yönetmeni olduğunu ve oyun bittiğinde aslında herkesin acaba orada öfke göstermemeli miydim? O bağıran kişiye kötü bir söz etmemeli miydim? Ben kendi içimde neye şükürsüzlük yaptım diye durup düşünüp kendi içinde kendini rehabilite etmesi gereken süreçlere doğru ilerliyoruz. Demin çok güzel bir örnek verdiniz. Dediniz ki kuşun bile rızkını veren Allah dediniz. Hakikaten bir kuşun, bir karıncanın ne altın derdi var, ne bitcoin derdi var, ne arsa derdi var. Tabii ki yok. Ve de karnı doyduğu kadar yer, fazlasını evet, da yediremezsiniz yani, ona. Bunların hepsi bizde. Biz ne yapıyoruz? Hani kendi adıma söylüyorum. Hani hoca diyecekler, kendisi çok hani hayır. Ama hep yiyoruz. Daha fazlasını istiyoruz. Niye? İşte kazançta da hep. Oysa çok net söyleyeyim. Siz yani net milyoner olmak, neyse o onun adı, zengin olmak. Bu varsa hayatınızda zaten siz bunu yaşayacaksınız. Çok para kazanmak rızkınızda varsa bu olacak. Ama ben daha az kazanıyorum. Rızkınız o az da sizin algınıza göre bir az. Çünkü Allah Celle Celali şeytanın en çok girdiği nokta nedir? Rekabet. Onda var, bende yok. Ama onda var, onun da sıkıntısı var, senin de sıkıntın var. Bu dünya üzerinde nefes alan herkesin sıkıntısı var. Nefes alan herkesin canının sıkkın olduğu bir şey var. Ve şunu çok net söyleyeyim. Bu da bir başka bir konu ama. Biri sizin canınızı acıttıysa siz onun canını yakamayabilirsiniz. Birisi de bilin ki o kişinin canını yakacak. Onun da canını yakacak birisi var. Çünkü Allah sistemi kısas mekanizması üzerine kurgulanmıştır. Dolayısıyla da her zaman hidayet dileyin. Size kötülük etmiş, ettiğini düşündüğünüz. Adı kötülük etmiyor. Sizin üzerinizden bir sınava tabi tutuluyor. Bak, olaya böyle baktığınızda bambaşka bir kavram. Bilin ki hidayet dileyin. Hem kendinize hem karşınızdakine. Öfke duymayı bırakıp yolunuza gidin. Ha şunu demiyorum. Orada yılan olduğunuzu bildiğiniz bir deliğe bir daha elinize sokun demiyorum. Bu ahmaklıktır. Ama o kişinin sizin üzerinizden bir sınava tabi tutulduğunu bilin ve birisinin de kısas mekanizması gereği Allah sisteminde o kişinin canını yakacağını bilin. İslam dini, felsefesi, tasavvufu, bakış açısı o kadar güzel ki felaketleri bile hoşgörüyle karşılayabilme. Bu konuda şu an gıda ile ilgili sıkıntı yaşandı diyelim. Veyahut işte büyük bir karışıklık oldu diyelim. Veyahut ekonomik ne yapabiliriz? Buradaki benim korku, ölüm korkusuysa deprem nedir? Ölüm korkusunu tetikliyor. Demek ki ölümle ilgili ben eksik bir şeyler biliyorum. Ölüm bu dünyada bu beden Kâbesini bırakıp hakikate doğru yöneliştir. O zaman ve öleceğim tarih ve saat bellidir. Bu değişmez. Dolayısıyla da bundan kaygı duymak, korku duymak mümin kula yakışmaz. Tamam. O zaman ben şunu söylüyorum. Başta de biraz önce siz altını çizdiniz. Kuşun bile rızkını veren bir Allah var. Senin rızkını vermez mi? Seni aç bırak. Mümkün mü böyle bir şey? O zaman bundan da kaygı duymama gerekiyor. Evet. Kaygın, korkun bir kaotik dönem olması, insan savaştan bahsediliyor mesela. O da olabilir. Bunların hepsi insanın kendi hırsıyla ortaya çıkıyor. İnsanların bu benim toprağım, işte bu benim şeyim, bu benim param. Dedi. Bak gene param, yine hırs, gene rekabet. İnsan kendi eliyle yaptıklarının sonucunu yaşar diyen bir Rabbimiz var. Biz durup düşünelim, biz kendi elimizle neleri inşa ettik? Kimin kul hakkına girdik ki bizim hakkımıza girdiler? Kimin parasına el attık veya göz diktik ki?
ya da onun var benim yok dedik ki, hı hı, ekonomik bir sınavla karşı karşıyayız. Hı. Ya da kimin hayatında kimin mutsuzluğunu görmezden geldik ki şu an bizi de görmezden gelen enerjiler söz konusu. Hı. Çok yönlü bakmak, evet, lazım. Yeni bir virüsten bahsediliyor, evet, ve hı, hatta bir vaka görülmüş, yani evet, şimdi gelirken okudum. Evet. Bu sınavdan başarıyla çıkamadığımız için mi yeni bir salgınla karşı karşıyayız? Dünya, ama biz sadece tabii ülke döngüsünde bakıyoruz. Dünya büyük bir sınavda. Hı. Hastalık da biliyorsunuz, belki bilmeyenler de vardır. Hastalık insan hayatında en arındırıcı, temizleyici. Çünkü Eyüp Aleyhisselam misali, bu kadar sabır göstermek çok zordur hastalıkta. Hı hı. Hastalandığımız zaman ve bu korkuyu yaşadığımız zaman, hı hı, beden bir anda kendi negatiflerini temizlemeye ve arındırmaya başlar. Hı. Dolayısıyla eğer böyle bir dönem, böyle bir hastalık süreci varsa da bunu da yaşayacağız, hı hı, bunu da göreceğiz. Demek öğrenmemiz gereken şeyler var ki, ben açıkçası hani benim haddim değil ama, hı hı, dışarıda böyle insanları gördüğümde çok da farkındalık, kendimi de dahil edeyim, ne kadar farkındalıklıyız acaba? Hı. Ben değerli izleyicilerimize de sorayım bunu. Hı. Hani ne kadar farkındalığımız gelişti? Dolayısıyla da demek ki varamadığımız, okuyamadığımız, değerlendiremediğimiz, özümüzdeki Allah bilincinden uzaklaştığımız bir hakikate kör baktığımız, hı hı, bir durum var ki bu tip senaryolar, hı, ortaya çıkartılıyor. Ama bunları uzaktan seyredip, korkmak yerine uzaktan seyredip yine kendi içimize dönmek, hı hı, kendi hakikatimize dönmek ve illüzyonlara çok tevessül etmemek, illüzyona çok inanmamak gerekiyor. Çünkü bu hakikat alemi değil, bu bir illüzyon. Bazen gördüğünüzü zannettiğiniz şeyler gerçek olmayabilir. Hı. Dolayısıyla bunu hayatın geneli olarak söylüyorum. İzleyicilerimiz çok akıllı zaten. Hı hı. Dolayısıyla gördüğünüzü zannettiğiniz şeyler, zan, öyle olmayabilir. Hı hı. Herkes kendi penceresinden, hı hı, görmenizi istediğiniz gibi şeyler aktarabilir. Ben genel tasavvufi düzlemde, doğru, evet, söylüyorum. Hı hı. Neptünyen bir dönemden, hı hı, geçiyoruz çünkü. Hı hı. Dolayısıyla da siz kendi pencerenizi ve gözlüğünüzü temizleyip dua ile, hakikatle yolunuza devam edin. Zaten çok güzel bir 2024 bizi bekliyor. Aa. Hem dünya hem ülkemiz adına muazzam bir 2024. Son iki yıldır duyduğum en güzel cümleyi, evet, söylediniz. Evet, muazzam bir 2024. Gerçekten çok güzel bir döneme ilerliyoruz ama zaten şunu bilmek lazım. Her dönem çok güzel. Defa kereler ölümden dönmüş biri olarak söylüyorum bunu. Bakın, insan merkezde olmak zorunda. Hı hı. Kendi merkezinizde. Yani merkezinizde eşiniz, çocuğunuz, karınız olmayacak. Merkezde siz olacaksınız. Bütün mekanizmalar o merkezin etrafında dolaşacak. Çünkü bizler halife bilinciyle bu, hı hı, dünyada Allah'a ibadet etmek, kulluk etmek, onu hatırlamak için yaratılmış musavvir kuvvesiyle hayalleriz, hı hı, esmalarız. Hı hı. Çevremizdeki her şey de bizim sınavımız. Sınavınız, evet, veyahut size sizin esmanızı, hı hı, hatırlatan hakikatler. Hı hı. Şemsin aynası gibi, hı hı, düşünün bunu. O şemsin aynası. İşiniz, eşimiz, çocuğunuz. İşiniz, eşiniz, patronunuz, hı hı, çocuğunuz, hı hı, karınız, kocanız, yaşadığınız, hı hı, her şey. Hı hı. Her şey size hizmet ediyor. Biraz da güçlü metin olarak size, yani sorularımı, tabii, yöneltmek ki istiyorum. Hani bütün bu eğitmen, yazar, uzman, hı-hı, kişiliğinizin dışında güçlü metin. Bu uzmanı da hiç anlamıyorum. İnsan, yani uzman değil, sadece eğitmen, bir konuyla ilgili bilgi sahibiyim. Çünkü insan kendi kendine uzman deyince bana, hı-hı, hep şey gelir, böyle acayip gelir. Yok, ben söylüyorum. O çok teşekkür, hı-hı, ederim. Hı-hı. O sizin zarafetiniz, o güzel görüşünüz. Hı-hı. Yani bütün bu ilmi ve hani böyle eğitmen kişiliğinizin yanında güçlü metinin hayatını da aslında birazcık, hı, merak ediyorum. Yani mesela siz hani ben Başak Burcu gibi yaşadım pandemiyi. Hı hı. Maskeler, kolonyalar, onlar bunlar şunlar. Güçlü metin nasıl yaşadı? Vallahi ben en son pandemide sarıldığımı falan insanlara hatırlıyorum. Hı. Hiç öyle korunmadım. Hiç, hı, öyle bir şeyler yapmadım. Ben zaten kolonya kullanan bir insandım. Ben anlamadım. İnsanlar, hı, herhalde o dönemde başladılar. Ben zaten arabamda, evimde kolonya kullanırdım. Hı hı. Benim için çok sıra dışı bir şey olmadı. Hı hı.
kokuları seviyorsunuz. Ben koku çok seviyorum zaten. Temizlik, hijyen zaten sevdiğim bir şey. Yani evime geldiğimde zaten elimi yıkardım, ayağımı yıkardım, abdestimi zaten alırım. Dolayısıyla hani bunlar benim hayatımda çok ekstra şeyler olmadı. Benim hayatımda hiçbir şey değişmedi. Aksine daha çok içe döndü. Benim aradığım gibi bir şeyi bana verdi. Şunu merak ediyorum. Yani mesela yere bir şey düşse alıp yer misiniz? Aa, çok rahat yerim ve bunu net söyleyeyim. Bu çok önemli bir bereket mekanizmasıdır. Çok net söyleyeyim. Pis bir yere. Bir şey düştü. Herhangi bir yerde yere düştü. Yere düştü. Yiyecek. Kirli bir yer ama. Evet. Alır onu ağzıma alır yerim ve Bismillahirrahmanirrahim ya Şafi diyerek onu yerim. Bunu pandemide de yaptım. Bunu her zaman yapıyorum. Bu eskiden beri. Çünkü o benim Allah'ın bana verdiği bir rızık. Benim onu geri çevirmem gibi bir şey mümkün değil. Allah, onu bulamayan var. Ben onu her zaman alırım elime. Şöyle bir üstünü temizlerim. Bismillahirrahmanirrahim ya Şafi derim ve onu yerim. Çok net. Geçen oğlumun bir krakeri çamurlu bir yere düştü araba. Çamurun da içine düştü yani gerçekten. Ayaklarımız hani vites şeyde koyarız ya, evet. Gaz bölgesi. Oraya düştü. Onu aldım. Kırık dökük parçalarını da böyle içine, eli avucumun içine koydum. Şöyle bir temizledim. Bismillahirrahmanirrahim ya Şafi dedim, yedim. Hiç öyle şeylerden iğrenmem. Yere düşen şeyi gayet rahat yerim. Bunun da şifa olduğuna, bunun rızkı bollandırdığına çok inanırım ve böyledir. Masada biriken mesela kırıntı vardır. Asla bırakmam. O masayı böyle süpüren birisini görürseniz o benim. Mutlaka hemen o masadaki kırıntıları alırım. Tek tek ağzıma atarım. Onun her birinin bir rızk tanesi olduğuna iman ediyorum. Ve insanlara da, değerli dostlara da bunu tavsiye ediyorum. Masada hiçbir şey bırakmayın. Yo, ben mesela şöyle yapabilir miyim ama? Yani yapıyorum da hani bu da doğru mudur diye soruyorum. Mesela ben kırıntıları toplayıp mesela camın pervazına, dış tarafına koyabilirsiniz. Koyuyorum. Tabii kuşlar ki. Kuşlar için mesela. Ne güzel. Ne güzel. Evet. Yani, ne güzel. Kesinlikle bunu kullanın. Ya da mesela yere düşmüş bir şeyi hani bir kenara koyup başka bir canlının da rızıklanması tabii ki, için tabii koyabilirim. Tabii ki, tabii ki. Yani ne bileyim bir et düşmüştür orada, evet. Bir haycana onu koy ver. Evet. Ama ben kendim de onu yerden alır yerim. Hiç iğrenmem. Yani yok orada böcek vardı, sinek var. Asla. Alırım üstünü temizle. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Şafi. Bu rızkı arttıran bolluk, bereket Allah'ın sana yarattığı, kulu için yarattığı o gıdaya şükürdür. İşte gıda ile ilgili hepimiz korkuyoruz. Gıda da hani bir şey olur mu? İşte böyle rızkımız bazen de oluyor mu? Gerçi. Evet. Bazen nasıl? Mikrop kaptığımız oluyor. Ya, oluyor ama bunu normal yemek yerken de kapabilirsen. Bu benim yaşantımla ilgili, benim duruşumla ilgili. Bu arada da çok temiz ve hijyenik bir adamımdır. Hani, onu biliyorum. Aa, evet. Çok, evet ama bu çok ekstrem evet. Bir şeydir. O da benim Uranüs'üme sağlık gerçekten. Haritamdaki Uranüs'e sağlık. Dolayısıyla bunun yapılmasını çok çok öneririm. Ya insanlara. Şafi dediğiniz her Esma. Mesela su içiyorsunuz. Bir yerde size negatif bir şey olduğunu hissettiğiniz bir ortam. Bir şey yiyeceksiniz, içeceksiniz. Ya da nazar hissettiniz. Nazar hissettiniz. Evet. İçerken ben hep öyle yaparım. Bismillahirrahmanirrahim ya Şafi. Zehir bile koysalar hiçbir şey olmaz. Aa. Ben Allah'a iman ediyorum. İman ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim her yediğinizde, her içtiğinizde buna şükürle yaklaşacağız. Şükür. Çünkü bunu bulamayan da var. Evet tabii ki. Bu çok çok önemli. Dolayısıyla şükürle yaklaşacağız. İmanın en önemli anahtarı budur. Ha bunu ben yerden alıp yediğimde tabii eşim, çocuklar ve herkes şaşırıyor ama ben alır yerim, hiç de gözüm görmez. Evet. Ya zaten kıtlık geliyor diyorlar. Allah göstermesin de yani gerçekten. O zaman her şeyi yiyeceksin. Evet yani. Ama öyle bir kıtlık bizim memleketimize gelmez, onu söyleyeyim. Yani inşallah Allah'ın hiçbir yere gelmesin de. Hiçbir yere de gelmesin. Ama bizim memleketimizde çok özel topraklar, çok dualarla korunan topraklar. Dolayısıyla bu topraklar çok verimli. Hiçbir zaman biz küllerimizden doğan bir medeniyetiz. Dolayısıyla bizim topraklarımızda öyle çok büyük sıkıntılar, kıtlıklar falan olmaz Allah'ın izniyle. Merak ediyorum, siz nazara inanıyor musunuz? İnanırım tabii ki. Nazar haktır. Kur'an'da var. Tabii ki inanırım ama bana nazar değecek diye böyle bir korkuyla ya da korunmayla hareket etmem. Ben şunu bilirim. Nazardan ben
gece yatmadan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin söylediği gibi Nas Felak surelerimi okur, bütün bedenime sürerim veya gün içinde bunu yaparım. Hı hı. Bunun yanına Fatiha da ekleyin, İhlas da ekleyin, Ayetel Kürsi duasını da ekleyin. Hı hı. Şöyle bir güzel sürdünüz mü ne nazar kalır ne başka bir şey kalır. Ama nazar yaratacak şeyleri de insanın kendi hakikatinde ortaya koymaması gerekiyor. Şimdi güzel bir mutlu aile tablosu veya yemek resmi ben görüyorum. Bunları da yapmamak gerekiyor. Ya, bunlar gerçekten sıkıntı. Evet. Ya insta nazar diye bir şey var bence. Evet, sosyal kesinlikle. Medyaya ne zaman bir beğendiğim fotoğrafımı ya da paylaşımımı koysam o gün başıma bir şey geliyor. Ya bu da bir iptal diye. Ya ben de iptal dedim şimdi ama buraya gerçekten bir buna çok böyle inanç mekanizması geliştirmeden yani, ama nazar olduğunu bilin. Bu çok önemli. Yani mesela sosyal medyaya bir paylaşım koyarken ya da bir fotoğraf koyarken de nazar duası okuyalım mı? Kesinlikle. Ya ben çok yapıyorum. Ya ben dua, ya dua. Çünkü nazar hak. Yani nazar, mezarlıkların bilirsiniz yani %70-80'i nazar değmiş insanlardan doludur. Dolayısıyla nazar çok etkilidir. Evet. Ama bunu hayatımızın merkezine koyup işte değil, nazarı başka tarafa yönlendirecek mesela taşlar çok önemlidir bu konuda. Taşa iman etmeyeceğiz. Bu önemli. Ama taş Osmanlı'da da insanların çok kullandığı, padişahların kullandığı o etki oraya o enerji etki etsin. Ama en güzeli duadır, duadır, duadır. Nas Felak suresi okudunuz mu? Şeytan baksa bir şey olmaz. Allah'ın izniyle. Bayramlar neden var? Bayram, özellikle şimdi önümüzde Haç bayramı var. Aslında Kurban bayramı değildir bunun adı. Haç bayramıdır. Şimdi kurban koy çok tabii Haç, hacıların bayramıdır bu. Şimdi hacı, hacıların hac bayramı. Ben haç anladım. Yok yok değil değil. Değil değil. Hayır hayır. Hac bayramıdır. Dolayısıyla da kurban bayramı diye bir şey yoktur. Haç bayramı vardır. Biz burada hacca giden hacıları kutlamak için kurban keseriz. Oysa onlar kendi hakikatlerindeki nefslerini kurban ettiklerini sembolize edecek şekilde kurban kesmeleri farzdır zaten. Bize farz değil, onlara farz. Bunu çok göz ardı ettiğimiz bir konu. Ama kesmek güzel mi? Kesebilirsiniz. Fakir fukaranın karnı doyar. Ama bize değil, onlara farzdır kurban, yani hac bayramıdır. Biz onları kutluyoruz. Hacılar, giden hacıları kutluyoruz. Bunlara bu bir gelenektir ama onlar için farzdır. Yani bu da yanlış anlama olmasın. Bunun da yalnız şöyle bir yanlış kullanımı. Orada da kesiyorlar, orada çukurlara, hendeklere atıyorlar. Şimdi burada onu kesip o kanın akışını görüp orada aç fakir fukarayı elinle bulup ona bunu vermen gerekiyor. Burada da bu böyle. Yani tamam kurbanını kestin, bunu yerine getirdin ama ihtiyaç sahibi insanları bulup onlara onu vermek. Yani çoğunu kendi evine ayırıyor bazısı. Kemiği, yağını veriyor insanlara. Böyle olmaz. Değil mi? Kendin de yiyeceksin ama yine de çoğunluğunu fakir fukaraya dağıtmak, hele hele şu dönemde çok çok önemli. O yüzden bu önemli. Bir de bu konuyla alakalı hep şey sorulur. Adak kurbanı veyahut kurbanlarda kanın akışını çok önemli. Bana, ben hayvanları çok seviyorum. Şimdi hayvansever dostlar bana çok kızabilirler. Ben de sormak istiyorum. Evet 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 biliyorum. Bir bakışlar değişti. Bu o hayvan, yani o hayvan kurban edilen hayvan. O zaman et de yemememiz lazım. Şimdi o mantık. Onların hepsi kurban ediliyor zaten. Burada o hayvan şehadet mertebesinde ölüyor. Zaten siz onu bir hakikate, yani onu toprak olmaktan kurtarıp bir mertebe veriyorsunuz. O çok mutlu. Ama onun canını acıtmadan ve hızlı bir şekilde bunu yapmak ve adak kurbanı özellikle kesildiğinde ve kurbanlarda kanın akışını görmek üzerinizdeki bütün bela, musibet ve negatifinde o kana geçmesine sebebiyet verir. Burada bana lütfen haycan dostları, benim çok izleyicim var. Ben de haycanları çok seviyorum ama İslami olarak da bir realiteyi anlatmak gerekiyor. Yapabilirsiniz. Ama peki ben kurban kesemem. İşte ben vejete olabilir. Ha, evet onu diyeceğim. Mesela kurban burada bir bayramında ihtiyaç sahibi birine o
ihtiyacına yönelik. Adam et yemek istemiyor. Hı. Çocuğunu okutmak istiyor. Git ona yardım et. Onu soracağım. Yani Kurban Bayramı'nda kurban kesmek hacılara yerine... Hacılara pas. Bak burası çok önemli. Hı. Ben bunun altını çiziyorum. Hı hı. Biz burada bir gelenek gerçekleştiriyoruz. Kurban hac bayramıdır. Hı. Hacılara farzdır. Hı. Bizler kurban kesmemiz gerekmiyor. Heh, onu soracağım. Yani bu net ama kesebiliriz. Hı-hı. Onları kesiliyor da zaten. Zaten kesiliyor. Hı-hı. Benim dememle kimse. Ha, burada biz bu ihtiyacımıza eğer buna gönlümüz el vermiyor, yapamıyoruz. Peki ihtiyaç sahibi birine yardım yapın. Bu o kadar önemli ki değerli Hı-hı. dostlar. Nefsini kurban edeceksin. Hı-hı. Aslında manevi anlamı bu. Hayvanı değil. Tabii canım yani orada bir sembolik bir şey var aslında. Hı hı. Yani bakın bizim anlamadığımız şu. Hacılar, hacı da nefsini kurban ediyor. Hı hı. Ya ben diyor hacı oldum artık işte. Hacı da kişi kendine oluyor. Yani hacı olmak da bir mertebe değil bu arada. Hı hı. Bu çok önemli. Yani bunu net altını çizerek hı hı. söylüyorum. Kendine ibadet ediyor herkes. Hı hı. Yani öyle yok ben ibadet ediyorum. Böyle bir şey yok. Hacı oluyorsan kendine hı hı. hacı oluyorsun. Hı hı. Efendim namaz kılıyorsan kendine kılıyorsun. Hı hı. Bu önemli. Hı hı. Güçlü Bey söyledi. Asıl adı Kurban Bayramı değil, Hac Bayramı ve hacılara farz. Hı. Dolayısıyla şunu da söylemek istiyorum. Yani hani gelenekselleşmiş kurban kesmek bu bayramlarda. Ama sonuçta hani kurban kesmek yerine, yani illaki bir ibadet yerine getirmek istiyorsak, kurban kesmek yerine bağış olarak da nakdi yardım İnsanlara, da yapabilir miyiz? Ya evet. Adam çocuğunu okutacak, hı hı. nakde ihtiyacı var, böyle birini bulup yardım yapabilirsiniz. Aynı derecede sevap değil mi? Tabii ki kesebilirsiniz. Burada hı hı. hani insanların da, çünkü biz toplum olarak çok muhafaza eden ve evet. hani gelenekçiyiz. Hı hı. Hani ben çok saygı duyuyorum. Ben de kurban ediyorum ya da hı-hı. insanlara hı-hı. bunu yardım ediyorum, bağışlıyorum. Bu bambaşka hı-hı. bir şey fakat. Ama yüreği el vermeyenler, kesmek istemeyenler. İstemeyen ve ben de bunu yapıyorum. Evet. Yapmışlığım da var. Hı-hı. Yapmışlığım da var. Hı-hı. Ünlem koyuyorum buraya. Bunun ihtiyaç sahibi birine aldınız, verdiniz. Nakdi çocuğunu olarak, okutamıyor, hastane masrafı var. Hı-hı. Ya al. Ne demek? Hı hı. Allah'ın bütün güzelliklerini hayatınıza getirirsiniz. Hı. Böyle bir şey olabilir mi? Hı hı. Zaten yine söylüyorum. Bu hacılara farz. Bakın hı hı. bunun altını çiziyorum hı hı. yani. Bu çok hı hı. net. Öyle bir de bir haycanı kesip öyle yanında, yani bunlar biraz haycanın da, o hayvanın da, ona da saygı duymak. Hı hı. Şimdi yani onu keseceksin, temiz hijyenik bir şekilde getir. Yani onun yanında durup öyle hı hı. Kabile gibi. Ben böyle görüntüler görüyorum işte, hmm. onu ızgara yapıp falan bu hmm. yani bir de koku oluyor. Bunlar hijyenik değil. Hmm. Bunlar o anlayışa ters, hmm. böyle olmaz. Onu evinize getirir, temizlersiniz, hmm. paketlersiniz, ihtiyaç hmm. sahiplerine verirsiniz. Siz kötü oldunuz hmm. bayağı, ben anladım. Ben mi? Ha, şey ama oldunuz, rahatsız oldunuz. Yok oldum. Yok, hayır hayır. Dolayısıyla ama hmm. siz bunu aldınız, ihtiyaç sahibi birine yardım yaptınız. Siz cennetin kapısını açtınız, bitti. Hı hı. Böyle bir şey yok. Allah Celle Celali paylaşmak ve infa çok önemsiyor. Hı hı. Ya sen aldın, adam et yemek istemiyor. Belki adam vejetaryen. Hı hı. Yemeyecek yani. Adam. Zorla adam, ısrarla et. Hayır, böyle bir şey yok. Bir de hep derler ya mesela, bayramda dargınlar barışır. Barışsın. Hep barışsın. Hep barışsın da neden özellikle bayramlar? Bayram güzelliktir, sosyolojik hı. bir durumdur. Hakikaten nefsi kurban etme. Aa bak hı. çok net. Yani hı. nefsi kurban ettiğimiz bir alan. Birine adım atmak, küsseniz hı. çok zor gelir. Nefse ağır gelir ama ilk adımı atan hı. kazanır. Hı. İlk adım atan kazanır. O öyle yüzden mi? Tabii. İyi kazanır. Sevabını o Allah'ın hmm. rızasını, çünkü adım hmm. atmak çok ciddi, o beni arasın, ben hep öyle vardır evet, ya doğru. hiç onlara girmeyin, ararım, benim için Allah, nefsim Allah'ın rızasından daha kıymetli değil. Tabii. Nefsim Allah rızasından daha kıymetli değil hı-hı. dolayısıyla da Allah'ın rızası benim için önemli, dolayısıyla hı-hı. da hı-hı. adımımı da atarım, özür de dilerim hı-hı. üzgün olduğumu da dile getiririm hı-hı. Hiç bunlar sıkıntı değil. Önemli olan Allah'ımın rızasını kazanmaktır. Bütün değerli dostların da bunu bu şekilde hı hı. Değerlendirmeleri en doğru olandır. Hı hı. Ben bilmiyordum. Şimdi mesela esafla. İşte bir mezarlığa gidip işte ölmüş bir yakınım için hani onu defnettikten sonra başucunda dua okuyorum. Hadi hı hı. gidiyoruz diyorlar. İşte aradan bir yarım saat defnedildi evet. filan. Hadi gidiyoruz diyorlar. Ben de diyorum ki yok, biraz daha okuyayım dua. Yok, gitmeniz kardeşim değil. Dedi ki artık onun amel defteri kapandı dedi tamam. bana ve ben çok sarsıldım.
Ben ona dua edemezsiniz. Öyle ne düşünmüyordum, dedi? Bilmiyordum. Yani amel defteri kapandı onun deyince böyle sanki bir tokat yedim, sarsıldım. Duayı o noktadan sonra ölmüşlerinize da bir kere Yasin suresi. Aslında kişi, bu çok güzel bir soru. Yani insanın amel defteri gerçekten ölünce kapanıyor tabii, mu? Daha bitti. Yani bizim ettiğimiz bugün dualar ona bir iyilik, dua, fayda sağlamıyor kendine mu? Kendine dua ediyorsun. Hı. Onun adına hayır yapabilirsin. Dua tabii ki edin. İnsan daimi duada. Hı hı. Sen duayı kendine yapıyorsun ama ölmüş insan için hayır yapmak çok güzeldir. Hayır. Yani ama şunu sormak istiyorum. Şimdi mesela ölmüş biri için dua ediyor olmam onu diğer tarafta rahat ettirmiyor mudur? Oraya gidip gelmedim. Ben bu kadar net cümleler, hani amelde bunlar çok net cümleler. Ama ölmüş insana artık sizin yapacağınız şeyler ilk 40 günden sonra çok katkı sağlamayabilir. Ama bu net gidip geldik bunu böyle biliyoruz gibi bir şey söylemek doğru değil. O yüzden biz daimi dua edeceğiz. Bence siz duanıza devam edin. Duamızı yapalım. Oradaki biz çünkü ölüm ve yaşam iç içe. Hepsi iç içe. Hı hı. Dolayısıyla da sizin yaptığınız bir hayır, dua ediyorsunuz da sizi duaya yönlendirdiği için o ölünün içi ve bilinci çok rahatlar. Ruhu çok rahatlar. Hı. Kendini çok iyi hisseder. Ama ona ekstra bir sevap kazandıramazsınız artık. Hmm. Sadece tek bir şey süreklidir. Yapılan hayır. Ne bileyim çeşme yaptırmak, hastane yaptırmak, ne bileyim işte insanlar böyle. Ya da bir iyi bir çocuk yetiştirip onu dünyaya kazandırmak. O kişinin sürekli amel defterinin, sizin sorduğunuz sorunun yanıtı, sürekli açık kalmasına ve dolmasına, hayırla dolmasına sebebiyet verir. Yani günahlardan arındıramayız ama hayırı tabii ki o net. Anladım. O net. Çünkü öldüğünüz anda kıyametiniz koptu. Kıyamete uyanıyorlar. Yani öldükleri anda kıyamet koptu insanlar. Ya Güçlü Bey, sizinle ne zaman sohbet etsem böyle ne diyeyim, içim ferahlıyor. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bu bayram bizi yalnız bırakmadınız. Allah razı olsun. Ve ne kadar aydınlandık yine. Allah razı olsun. Kurban çok bayramının teşekkür bile ediyorum. Aslında kurban bayramı olmadığını, hac bayramı öğrenmiş olduk. Hacıların gerçekten bayramı. Evet. Ben de bu vesileyle değerli izleyicilerimizin, sizin ekibinizin, siz başta olmak üzere ve ekibinizin bayramını içten dileklerimle kutluyorum. Şekilde. Değerli izleyicilerimizin, bu videoyu sonrasında izleyecek olan herkesin de bayramını en içten dileklerimle kutluyorum efendim. Biz de aynı şekilde. Hayırlara, güzelliklere vesile olsun, tebdil olsun. Afiyetle, sağlıkla, huzurla birden bütüne hayır dualarına, güzelliklere amin diyeceğimiz bir bayram temennisiyle. Amin diyorum ben de. Birden bütüne amin olsun. Herkese hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar.